Evet arkadaşlar, Deneyen Adam kanalıma hoş geldiniz. Tekrar bir deneyimle beraberiz. Arkadaşlar nedir? Bir alışveriş deneyimi yine bu. Almış olduğumuz birkaç ürün var. Onları sizlerle paylaşacağız. Yine terasımızda çekiyoruz. Güzel bir sonbahar günü. Perşembe günündeyiz şu an. Tabii ki biraz bulutlu bir hava var. Yakında yağacak herhalde. Gerçi yine cumartesi bir nasip olursa, yağışlı da olsa. Şeye çıkmayı düşünüyoruz, balığa çıkmayı düşünüyoruz. Açalım şimdi bu ürünleri. Nereden ne aldık arkadaşlar? Nasıl bir deneyim yaşadık? Beraber, hep beraber bakalım. Ben daha henüz açmadım. Sizle beraber aynı zamanda açıyorum. İlk önce şeyden başlayalım. Balkanlar Av'dan, daha doğrusu N11'den almış olduğumuz bir ürün. Ama Balkanlar Av satıcısı. Oradan almış olduğumuz bir kamışı tanıtacağız sizlere. Hemen açayım. Vakit kaybetmeden ürünlere hep beraber bakalım. Alışveriş deneyimimizi yaşayalım. Evet, neymiş ürünümüz? Remington. Tabii telaffuzunu bilmiyorum. Hurcan'a demiş. Serisi 150 santim olta kamışı. Telaffuzu bilmediğim için kusura bakmayın arkadaşlar. Türkçe okunur gibi okudum. Ucuz uygun 68.34, 70 lira diyelim. Bir ürün. Çok güzel bir kılıfı var. Kılıf Balkanlar tarafından yapılmış. Kılıfı da hediye göndermişler. Biraz da geniş bir kılıf. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Şimdi kamışımızı bir açalım. Bakalım. Remington'un bir kamışı bu. Arkadaşlar bunun atarı fazla diye aldık. Bakacağız şimdi. Gayet güzel bir şekilde kargolamışlar. Seramiklerde bir sorun var mı ona bakıyoruz. Gözükmüyor. İlk başta aldığımız ürünü biliyorsunuz malum bir check ediyoruz. Buralarda seramik yok, metal yapmışlar. Gerçi bu metal işi de bence güzel bir düşünce. Çünkü ikide bir kırılıp duruyor diğerleri. Seriyi tekrar gösterelim. 150 santimlik bir bot kamışı arkadaşlar. Bu tekne kamışı. Atar ne görüyor? Aksiyon 20 ile diyor 40 libre arası diyor arkadaşlar. Ben bunu niye aldım? Daiwa bir makinemiz var. Onun da tanıtımını yapmıştık diğer videolarda. Daiwa Crossfire. Onu takacağım arkadaşlar. Atarı güzel. Atarı için aldım. Aksiyon diyor 20 ile 40 libre görebiliyorsunuzdur umarım. Onun için aldım bunu. Umarım birkaç tane Remington var. Gerçi dediğim gibi onun, o bana bot kamışı diye satılan şey spin kamışı çıktı. Diğeri de Remington'da kırılmıştı. Onun da videosunu çekmiştik beraber. Gayet güzel iki parça bir ürün bu arkadaşlar. Sap kısmı plastik. Biraz yumuşak bir metal elden yapılmış bu kısmı. Şuralarda tabii ki olta makinesini takarken bazen oynamalar oluyor. Oynamalar da hoş değil. Buna takacağız, bakacağız. Buralar arkadaşlar, olta makinenizi denizde kullandınız. Lütfen normal bir suyla temizleyin. Çünkü ileride bir küflenme, paslanma oluyor. Fena değil gibi arkadaşlar. Bakacağız. Tabii bunlar dolgu kamış diye geçiyor. İki kamışı birbirine birleştirmek için vidalamak kısmı da koymuşlar. Bakacağız arkadaşlar. Bu deneyimlerimizi ileride paylaşırız. Bir sıkıntı olursa yine paylaşırız. Yorumlardan da sorabilirsiniz. Bundan sonra ne yapalım? Diğer olta malzememiz varsa bir bakalım. Diğer kutularımızı açalım. Alışveriş deneyimimizi yine sizlerle paylaşalım. Hemen şunu biliyorum. Şunu açalım. Bir bakalım ne var içinde. Evet, onun içinden çıkan da arkadaşlar 95 santimlik bir tane kamış çantamız. Bakın 150 santimin katlanmış hali belli zaten. Kamış çantasını ucuz aldık. Tabii ki onun bilgilerini aşağıda yorumlar kısmında verelim sizlere. Taşdemir göndermiş bunu n11.com'dan. Yorumlara baktım, yorumlar gayet olumluydu. O yüzden bunu aldım. Çantanın önünde yine korktuğum başıma geldi. Evet arkadaşlar, sıkıntı bunların fermuarlarından çıkıyor maalesef. Umarım sorun yaşamayız fermuarlarda. Önünde bir tane büyük kısım var. Yine bakın fermuarlar sıkıntılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Umarım bunlar bozulmaz. Bozulunca bir anlamı kalmıyor. Yine bir çanta koymuşlar, şey göz koymuşlar. Şu atmalar can sıkıcı. Bunları da bir çakmakla alacağız.
Keza yine bakın burada neyse aşağı bir yukarı açılıyor. Burada yine bir gözümüz var. Yukarıda yine bir gözümüz var. Yine bunun üstünde bir gözümüz var. Bayağı bir cep yapmışlar. Bir yukarıda, 2, 3, 4, 5 cep ön tarafında var arkadaşlar. Geniş bir çanta. Neyi koyacağız buna? Kamışımızı koyacağız çıkrımızla beraber. Ekstra malzeme de koyabiliriz gibi geliyor bana. Tabii ki bozulmazsa arka tarafını gösterelim. Arka tarafa da çok enteresan yine kamış içinde bir yer koymuşlar arkadaşlar. Bakalım. Arkada bir gözümüz var. Bu kamışımız buraya girecek mi? Deniyoruz şu şekilde. Enteresan arkadaşlar. Bunun boyu da böyle kamış, yedek kamış koyacaksanız bakın arkası da güzel düşünülmüş. Yedek kamış için bence ideal. Sonuna kadar ittirdik, bitirdik. Bu 150 santimlik bot kamışı burada kaldı. Yaklaşık bir 10-12 santim kadar dışarıda kaldı. Kapanır mı? Şu şekilde kapanması mümkün değil. Fakat küçük kamışınız olursa, yedek kamış olursa düşürmezseniz bu burada saklanabilir. Arkadaşlar bu gözde gayet güzel. Şimdi bana göre gözler, cepler güzel düşünülmüş. Fakat şunlar beni korkutuyor, iplerin dışarıda olması. Umarım oralardan arkadaşlar bırakma yapmaz çünkü sıkıntı yaratıyor. Umarım malzemesi de kalitelidir. İki tane gördüğünüz gibi askı kısmı var. Askıdan tutuyorsunuz. Bir tane de büyük askı kısmı var arkadaşlar aşağıda. Bunda da ne yaparsınız? Omuzunuza asarsınız. Gayet güzel düşünülmüş. Düşünce olarak güzel. Hoş arkadaşlar bu. Av için de kullanılabilir. Belki bilmiyorum. Yani bir çifteliği kırıp koymak mümkün olur mu? 95 santim. Onu ustalar daha iyi bilir. Ustalar düşünsün. Arkada bir cep dediğim gibi. Önde bayağı bir cep var. İçi de arkadaşlar tek göz. Bakalım açalım. Fermuarları bana biraz güven vermedi. Tabii ücretin yahnisi de yavan olabilir. Gerçi güzel düşünülmüş. İçi de bayağı bir geniş dostlar. Gayet güzel. Ha, evladilik mi? Tabii ki de değildir. Ama görür mü işimizi? İşimizi görür. Çünkü benim olta çantam gitmişti. Kamış çantam. Onun da fermuarları maalesef gitmişti. Arkadaşlar önde dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane cep var. Elle tutabiliyorsunuz. Orta kısmı oldukça geniş. Zaten yorumlarda da bahsetmişler bayağı bir geniş diye. Benim bu akülü olta çıkırımı da rahat rahat ikiye katladığımız zaman kamışı alabilecek güçte. Hatta mücadele kemerimizi de içine koyabiliriz gibi diye düşünüyorum. Arkaya da çok güzel bir yine kısım yapmışlar. Yedek bir kamışınız olur. Yedek kamışı değerlendirebilirsiniz. Şu şekilde ben yine size tekrar gösteriyorum. Görüntü hoş olmazsa arkadaşlar, iyi olmazsa haber edin. Tekrar bir görüntü çekelim. Şimdi bu olta çantamız, kamış çantamızına geçtikten sonra şu alışveriş deneyimizi paylaşalım. Onu da sizlerle beraber açalım. Dediğim gibi ben açmadım. Ne geldi ne etti bilmiyorum. Beraber açıp onun da bir incelemesini yapalım. Hemen açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da ne bizim? Kamastar marka. 968 model güneş enerji kamp fenerli ışıldak almışız. LED fenerliymiş. Güzelce kargolamışlar, kutusuna koymuşlar. Nereden almışız ona bakalım. Mega Sanal diye bir yerden almışız arkadaşlar. Mega Sanal diye bir yerden almışız. O da gözüküyor mu bilmiyorum ama Mega Sanal diye bir yerden satın almışız. N11'den aldık. Orada bir satıcı bu. Güzelce kargolamışlar bunu, kutulamışlar. Kutusuna bakalım beraber. Evet. Beraber inceleyelim bu alışverişimizi. Burada bir flaşımızda parlama yapıyor. Kamastar KM968 model. Elle tutulabilir. Solar enerjili. 3 tane şarj edilebilir. Pil koyuyorsunuz arkadaşlar buna. Switch var. Onu da bakacağız. Ne diyor? 3 tane diyor. Bateri kullanabiliyoruz. Rechargeable yine. Ondan sonra cima 100.000 diyor, saat diyor, ömrü var diyor arkadaşlar diyor. LED kullanılmış. Bunda 5 tane LED var diyor. Taşınabilir diyor.
Handle kısmı var, el kısmı var diyor arkadaşlar. Switch yapabiliyoruz diyor. Ne yap? Strobe yapıyor arkadaşlar, flash yapıyor. Middle diyor, orta ayarda bir fer veriyor. De high, yüksek ayarda ışık veriyor diyor. Battery box da aşağıda kısımda. Evet. Şimdi bakalım. İçeriye girelim. Bir de ürünü dışarı çıkartıp orada inceleyelim. Hemen açıyorum. Evet, açtık. Elektrik kablosu bunlar. Yanında gelmiş kısa bir kablo. Şarj için kafi. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. 220 ile 220 voltta evde siz bu aleti şarj edebiliyorsunuz. Kablosu yanında geliyor. Şöyle üstünde de şey var. Gayet güzel poşetinden çıktı. Korumalı bir poşet var. Bakalım şimdi nedir bu olay. Aşağıda dediğimiz gibi piller için yer var. Çin arkadaşlar artık dünyanın bir gerçeği, hayatımızın bir gerçeği. Her yerde Çin var. Çin'de yapılmış bu ürün. Çin isterse tabii ürünün en iyisini de yapıyor arkadaşlar. Yani hakikaten parasına göre ürün yapıyor. Dediğim gibi 220 voltla ev elektriğiyle bu şarj edebilir, pil koyarsanız şarj eder. Bu arada ben sizi uyarayım arkadaşlar. Bakın normal pil koyup da şarj etmeye kalkarsanız patlatırsınız, sıkıntı çıkar. Lütfen normal pil koyup da 220 ile olsun, güneş enerjisiyle olsun şarj etmeye kalkmayın. 220 affetmez. Gerçi şey umarım keser sigortası. Lütfen rechargeable dediğimiz yani tekrar şarj edilebilen pillerden kullanın. Arkadaşlar 220 ile şarj oluyor dedik. Aşağı bir tane USB koymuşlar. Gayet iyi düşünülmüş. USB'nin üzerinde bir kırmızı LED var. Orada sanırım dolup dolmadığını bize haber edecek. İçerideki kısım boyamayla kapatılmış, beyaza boyanmış. Dışarılara efendime söyleyeyim işte bir parlatması açısından güzel bir boya atılmış. Arkasından plastik bir kavuru var. Üst tarafta da bizim, şunu sökelim, solar enerjimiz var. Biz bunu nerede kullanacağız? Teknede kullanacağız arkadaşlar. Teknede kullanacağımız için güneş enerjisi bizim için önemli. Ne yaparız? Bir yere asarız. Bu bize faydalı olur. Şimdi gelin ışığına bakalım. Tabii ki pil yok bunda değil mi şu an? Evet, şarj durumu da yok. Işığını gösteremiyorum. Ne olur ışık kısmını yorumlarsınız arkadaşlar. Bir yorum yaparsınız. Yorumlardan bir sorabilirsiniz durumu nedir diye. Veya yapmayalım. Şimdi bu yorum olayına girmeden hemen ben bir de arkadaşlar 3 tane rechargeable bulayım. Pil. Buna koyayım. Bir bakalım duruma. Gerçi bulmuş olduğum piller de full dolu olmayabilir. Hem de flaşı kapatıp bir ışığını şöyle bir karanlıkta bir test edelim arkadaşlar. Hemen pil bulup koyuyorum ve test ediyorum. Yine sizlerle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, biz 3A pil kullanıyor dedik ama 2A pil kullanıyormuş. 2A 600 mAh pillerimiz var. Arkadaşlar ölçü aletimiz burada. Pilleri ölçeceğiz. Boşu boşuna da dandik pili koymaya gerek yok. Aleti de mahvetmeye gerek yok. Bu alet de bir yaklaşık olarak onun fiyatlarını da yorumlar kısmına yazayım. 35-40 liraydı. Çok büyük bir para değil ama olsun. Şimdi bunları ölçmemiz lazım dostlar. Bunları ölçmemiz lazım ki voltaj değerleri ne aralıkta, ona göre bir işlem yapmak lazım. Tabi tek elle yine her zamanki gibi zor olacak. Da bir deneriz, bakarız olur mu olmaz mı. 1.12 tamam, 1.12'yi görüyor şu an, gördüğünüz gibi 1.12 görüyor. Şu yeşil bizim işimizi görür. Yeşili aradan çıkarttık. Yalnız bakın burada uyarmak istediğim bir şey var. 3 tane pil kullanıyorsunuz değil mi? Tekrar şarj edebilir pil. Arkadaşlar burada aynı değerleri kullanacaksınız. Bakın 600 mAh ise hepsi 600 mAh olsun. Yoksa diğer pilleri öldürürsünüz. Değişik farklı miliamperlerde koyduğunuz zaman diğer pilleri öldürürsünüz. Performans da alamazsınız arkadaşlar. Bakın 3 tane buldum. 4 taneydi de ölçüyorum şimdi. En iyi verim vereni, en iyi voltu vereni seçeceğim, yerleştireceğim. Zaten 1.2 volt bunlar biliyorsunuz. Bakın hepsi 600 mAh. Dostlar hepsi 600 mAh. Bunları da lütfen dikkat edin. Değişik amperlerde kullanmayın. Tekrar koyduk. Şöyle bakalım bu kaçtaymış. Yani 1.20'yi gördük. 1.22'yi gördük. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Şimdi geldik son pile. Son pile bir de tekerle çektiğimiz için şuraya bir dayanak koyalım. Bu da oksitlenmiş zaten. Şuradan arkadaşlar dayanağımızı kuralım. Şuradan bir daha bir ölçelim.
Kaç göreceğiz bakalım. Gerekirse şuraya yaslayacağız. 0.98'i görmüştüm bir ara. Evet. Kaç gördük? Şunu bir sabitlersek. 98'i görmüştüm. Şu an onu da göremiyorum. Allah Allah. Durun bakalım. Neyse. Siz bu ölçüm olayını gördünüz zaten. Artı eksiği ölçüyoruz. Ben şunu bir ölçeyim. Tekrar arkadaşlar bakayım. Tekrar devam edeyim. Ölçü değerlerini göreyim. Evet arkadaşlar, bu pil rahmetli olmuş. Zaten bunu ben atıyorum. Daha doğrusu bunu geri dönüşüme atıyoruz. Bunlar biliyorsunuz faydalanıyorlar. Bu da 0.70 0.80'i gördü. Bunun değerleri düşük ama kullanacağım. En azından bir ışığını görmek babında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bunu monte edeyim bu ışığla. Bakalım ışık değeri nedir? Hep beraber bakalım. Gerçi dediğim gibi 0.70 bu. Volt olarak düşük biraz. İkisi, diğer ikisi iyi ama olsun arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Miliamperleri 600 kullanıyorsanız hepsi 600 olsun arkadaşlar. Bakın bunların hepsi 600 miliamper. Farklı amperlerde kullanmayın. Şarj içinde sakat. Kullanım içinde sakat. Pilleri öldürürsünüz. Hemen şimdi takalım. Deneyelim bakalım görüntü ne olacak. Flaşı da kapatalım. Gerçi dış ışıklarımız açık ama en azından bir deneyimimiz olur. Deneyimi de paylaşmış oluruz sizlerle. Hemen pilleri takıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer pillerde düşük volt olduğu için fersiz yandı. O yüzden ben size en iyi performansı göstermek için 3 tane normalde 0 pil taktım. Tabii ki buradan bu switch'ten, biliyorsunuz power switch'inden açıyoruz. Bakın ışık oldukça güzel. Ben beğendim ışığı. Bizimki burada tabii üst ışıklarımız da açık. Gayet başarılı ışığı. Tabii ne kadar gider bilmiyoruz. Yalnız bu switch olayı var biliyorsunuz. Aynı zamanda buradan kapatıyorsunuz. Bu power on off var. Burada bahsettiğine göre bir defa basmayla arkadaşlar yükseğe geçiyor. High. Bir basmayla middle'a geçmesi lazım. Bir de strop yok mu arkadaşlar? Strop'a geçmesi lazım. Yanıp sönmesi lazım. Onu ben beceremedim. Acaba diyorum bilmediğimiz bir şey mi var? Şuradan basıyoruz. Yaktık. Bana gelen üründe de sıkıntı olabilir, bilmiyorum. Bir defa daha bastık. Kapattı. Bir defa daha bastık. Yine aynı ferde yakıyor. Normalde bunun mod olarak değişmesi lazım. Ama gördüğünüz üzere ya bende bir sıkıntı var. Değişmiyor. Sürekli basmada da bir şey yok. Bu switch usulü. Yani bir basmada normalde az yanması lazım. Diğerde işte high, yüksek yanması lazım. Diğerde de yanıp sönme işine girmesi lazım. Bu arkadaş bir türlü o işe giremedi. Tabii ki o da çözülebilir. Bayağı bana gelen üründe bir sıkıntı olabilir. Tutacağı da görüyorsunuz, üzerinden elle taşınabilir. Teknede de bir yere asılabilir. Şeyi çözemedik. Çok hassas şurası, açtığınız zaman bakın, dokunduğunuz zaman açıp kapatıyor. Fakat normalde dediğim gibi fersiz yanması lazım. Çok daha ferli yanması lazım. Ve yanıp sönmesi lazım. Ben çözemedim olayı. Hah, bir ara şeyler yaptı sanki. Yok. Hızlı mı desem? Hızlıyı da beceremedik. 1, 2, 3. Yok. Sadece açıp kapatıyor değil mi? Bana öyle geliyor. Evet. Sadece açıp kapatıyor. Yani hiç ne middle var ne high var. Gördüğünüz üzere tek düze yanıyor. Yani işimizi görür mü bizim? Benim işimi bu şekilde de görür. Yeter ki güzelce şarj etsin pilleri. Ve biraz bir 4 saat 5 saat götürsün. Benim derdim o. Üzerindeki solar benim derdim. Verdiği ışıkta arkadaşlar bir tekne için veya işte ne bileyim bir kamp alanında tabii ki bir çadırda falan kafi olacaktır bu. Küçük yerler için. Gayet güzel de ışık veriyor. 5 led var demiştik. Lakin öbür olayı çözemedik. Neyse arkadaşlar. Bunların da tanıtımını bu şekilde yaptık. Bir alışveriş deneyimiydi bu. Aldığımız ürünleri de biz sizlerle paylaşıyoruz ki nereden ne aldık, nasıl aldık, nasıl bir ürün geldi. İleride bozulursa biz yorumlar kısmına yazıyoruz. Veya elimizde kalırsa asla alınmayacaklar veya bir daha asla diye bir oynatma listemiz var. Oraya ekliyoruz arkadaşlar alınmayacak ürünleri. 200 videoya yaklaştık. 200, 196 falan olduk herhalde. Diğer konularda da varız arkadaşlar. Balık olsun, tekne, balık avcılığı,
Tekne olsun, otomobil olsun, arkadaşlar Çin ürünleri, AliExpress ürünleri olsun, bunu akvaryum olsun, bu konuları, oyuncaklar olsun paylaşıyoruz sizinle. Bizim bunlar deneyimimiz, amatörce yaptığımız deneyimler. Ustalar için ehlidir, onlar daha iyi bilir. Üye olursanız seviniriz arkadaşlar, olmazsanız canınız sağ olsun. Like verirseniz seviniriz, vermeseniz de canınız sağ olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyoruz.